Türkiye'de olduğu gibi Bitlis'te de Kamusen ve KESK bir araya gelerek efendim hükümetin vermiş olduğu çok cüzi miktardaki efendim şeyi protesto etmek için buradayız, meydandayız, gök meydandayız. Efendim niçin buradayız? Toplu sözleşmeli grev için buradayız. Efendim insanca yaşamak için bir ücret politikası izlenmesi için ve efendim hükümete göbekten bağlı olan yandaş sendikaları kınamak için buradayız. Kınıyorum. Tüm bu arkadaşlarımıza, kamu emekçilerine, kamu çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizleri onur ettiniz. Yolunuz açık olsun arkadaşlar. Bu sömürü düzenine itirazımız var diyen herkesi KESK ve Kamusen adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dağın fare doğurmasını bekleyenler dışında herkesin, işçilerin, emeklilerin, ezilenlerin, tüm kamu çalışanlarının yürekleri bugün bizimle çarpıyor. 12 Eylül 2010 referandumu öncesi kamu çalışanlarına artık sizler de toplu görüşme yapacaksınız. Haklarınızı koruyacaksınız diyenler her zamanki gibi sözlerinde durmamıştır. Özür dilemelidir. Siyasi irade iktidarda olduğu günden bugüne kamu çalışanlarının haklarını geriletmiş, sözde toplu sözleşme masasında taleplerimizi dikkate almamış, haklarımızı gasp etmiştir. Biz kamu emekçileri yıllardır kamu çalışanlarının ekonomik, demokratik, sosyal, özlük hakları için mücadele ettik. Bugün de bu mücadeleyi veriyoruz. Köye ders vermeye giderken yolda donan öğretmen, hastadan bulaşan virüs nedeniyle can veren doktor, haciz ihbarnamesini borçluya tebliğ ettiği için katledilen postacı, yangın sürdürürken hayatını kaybeden itfaiyeci de biziz. Ancak yöneticilerimiz tarafından her fırsatta hizmet üretmemekle, yan gelip yatmakla suçlanan da biziz. 2002-2012 yılları arasında açıklanan rakamlara göre ülke ekonomisi %6.8 oranında büyürken biz kamu çalışanlarına büyümeden pay verilmemiş, bizlere büyümeye ne katkınız var denmiştir. Bizler görevlerimizin başında olduğumuz için hayat olağan seyrinde akşam olmadan akıyor. Ama ne zaman ki haklarımızla beraber gelir dağılımında adalet istediğimizde o zaman da siyasi irade bizlere meydanları göstermiştir. Biz de meydanlardayız. Nisan ayı itibariyle yıllık enflasyon %11.14 olarak tespit edilmiştir. Son bir yılda doğalgaza %33, elektriğe %22, benzin ve mazota yaklaşık %24 zam gelmiş. Kamu çalışanlarının ve emeklilerinin insanca ve onurlu bir şekilde yaşamak şansı kalmamıştır. Açlık sınırına yakın, yoksulluk sınırına uzak bir yaşama mahkum bırakılmıştır. Sözde toplu sözleşme masasında sunulan %3.5+%4 kabul edilemez bir tekliftir. Bizler sadaka istemiyoruz. İnsanca ve onurluca yaşanabilecek bir ücret istiyoruz. Taşırma, sabrımızı taşırma. Tam 5 aydır zam alamayan kamu çalışanı olan bizler 666 sayılı kanun hükmünde kararname ile ek ödemelerde yaratılan adaletsizliklerin çözülmesini, dörtçeli ve güvencesiz çalışanların kadroya alınmasını beklerken bugün hayal kırıklığı yaşamaktayız. Yine halk eğitim merkezlerinde yıllardır kadrosuz çalışan usta öğreticilere yıllardır kadro verilmemesini etrafla karşılıyoruz, kınıyoruz. Bizler
75 milyon vatandaşımızdan ayrı olmaksızın aynı geminin yolcularıyız. Bugün Türkiye'nin dört bir tarafında zulmün kayalarına vurmaya çalışan grev dalgaları emekçilerin birleşik gücünün önünü açıyor. Bugün grev önlüğünü giyip halaya duranlar yarın tüm ülkeyi bayram yerine çevireceklerinin müjdesini veriyorlar. Grev hakkımız, TKK alırız. Grev hakkımız, söke söke alırız. Grev hakkımız, söke söke. Halk biziz. Halk burada. Bu halk kendisini mağdur edenleri, yok sayanları biliyor. Yunanistan'da, İtalya'da olduğu gibi dünyanın her yerinde krizi halkların değil, halkları sömürenlerin yarattığını herkes biliyor. Bunu görmezden gelenler de çok iyi biliyor. Onlar bir şairimizin dediği gibi şafaktan korkuyorlar dostlar. Görmekten, duymaktan, dokunmaktan korkuyorlar. Yağmurda çırılçıplak yıkanır gibi ağlamaktan, sımsıkı bir ayvayı dişler gibi gülmekten korkuyorlar. Sevmekten korkuyorlar. Tohumdan ve topraktan korkuyorlar. Ne iskonto, ne komisyon, ne veda isteyen bir dost eli. Sıcak bir kuş gibi gelip konmamış ki avuçlarının içine. Umuttan korkuyorlar, umuttan. Korksunlar, çünkü gün gelecek. Devam dönecek. Hakkımı halka hesap verecek. Gün gelecek. Devam dönecek. Hakkımı halka hesap verecek. Korkuyorlar dostlar, korkuyorlar. Umuttan korkuyorlar dostlar, umuttan. Korkuyorlar. Türkülerimizden, halaylarımızdan, sloganlarımızdan korkuyorlar. Bizler bugün hükümetin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi için tek taraflı uygulamalardan vazgeçerek halkın sesine, çalışanların sesine, tüm kesimlerin sesine büyümeden puan vermediği için, kamu çalışanlarının sesine kulak vermesi için, kapsamlı ve adil bir sosyal güvenlik sistemi için, adil bir gelir dağılımı sağlanması için, ülke kaynaklarının faizciye, rantiyeciye değil, işsizliğe son vererek yatırımlara harcanması için, bugüne kadar ortaya koyduğumuz mücadeleyle milyonların taleplerini ve beklentilerini kararlılıkla savunan bizler mücadelemize yılmadan devam edeceğiz. Bizlere tek teminatı şiddet, baskı ve daha fazla yoksulluk olanlara karşı bizim teminatımız fiili, meşru mücadele geleneğimiz olmaya devam edecektir. Bizler kesme kamusal olarak tüm halkımızı, işçileri, emekçileri, yoksulluğun ve baskıların karanlık dünyasına karşı mücadele içinde birleşmeye ve geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz. Yaşasın emekçilerin, yaşasın kamu çalışanlarının birleşik mücadelesi, yaşasın grevli toplu sözleşme mücadelesi, yaşasın insanca bir yaşam mücadelesi.